Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Elon Musk'ın arkadaşlar uyarısı üzerine konuşacağız. Kripto coin sitesi üzerindeyiz. Şöyle ne var ne yok diye bir bakacağız. Başlayalım. Kripto para piyasasında önemli bir değere sahip ve sıkı bir Dogecoin takipçisi olan Elon Musk yaptığı son açıklamalarla beraber Federal rezerve yönelik uyarılarda bulundu. İşte detaylar diyor. E, bu arada son zamanlarda biliyorsunuz kendisi Floki ve Agix'le de sıkı sıkıya ilgilenmektedir. Aynı zamanda yapay zekaların tamamıyla büyük ölçüde bir ilgisi vardır arkadaşlar. Elon Musk'tan Fed'e çağrı. Faizlerin derhal indirilmesi gerekiyor. E, ne diyor? ABD büyük bir bankacılık kriziyle karşı karşıya kaldı. Konuyla ilgili Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda ABD Merkez Bankası'nı eleştirdi ve FED'e faiz indirme yönünde bir kez daha çağrıda bulundu. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta 3 büyük ABD bankası iflas etti ve Elon Musk bu konuda ABD Merkez Bankası'na karşı olan sert tutumunu devam ettiriyor. Elon Musk biliyorsunuz geçmişte de bir takım açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalar neydi? konuya benzer şekilde resesyon riski çok yüksek ve deflasyona doğru gidiyoruz demişti arkadaşlar. Yani sürekli anlamda bu şekilde faiz arttırımı gelirse bir resesyonla oluşacağı devamında bu faiz arttırımları aynı şekilde bir deflasyona yol açacağı ve dış ticarette sıkıntılar yaşanabileceği gibi durumlara değinmişti. Yani sürekli anlamda Fed'in bu yapmış olduğu faiz arttırımlarını biraz da kısık gerçekleştirmesi gerektiğini Elon Musk sık bir şekilde savunmuştu. Benzer dönemlerde kendisi işte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin alımı yapmanın enflasyondan korunabileceği ve yüksek getiriler sağlayabileceği üzerine de açıklamaları geçmişte biliyorsunuz gelmişti bu tarz yorumları var. Geçtiğimiz Aralık ayında da faiz oranları ile ilgili açıklamalarda bulunan isim tekrarlanma riski altında bu FED faiz arttırımları şimdiye kadarki en zarar verici olarak tarihe geçebilir sözlerinde bulunmuştu. Son olarak bilgisayar bilimcisi ve deneme yazarı Paul Graham'ın Washington Post tarafından yayınlanan ABD'deki bankacılık sorunuyla ilgili bir makaleyi paylaşmasının ardından Elon Musk Graham'ın tweetine yanıt verdi. Şimdi biliyorsunuz bir bankacılık krizi vuku buldu. Bankalar iflas etmeye devam ediyor. İlk evvela Sebeb tarafından sıkıntılar yaşandı arkadaşlar. Sebebi biliyorsunuz, Fed'in sıkı faiz artırımıyla alakalı bir iflas etabına girdi ve iflas etti. Beraberinde Signature Bank, Silvergate gibi bankalarda da aynı şekilde sıkıntılar oldu. Credit Suisse yine biliyorsunuz yani şu an sıkıntı yaşamaya, problem yaşamaya devam ediyor. Tabi burada Fed'in yapacağı faiz arttırımına günler kala Elon Musk bu açıklamayı yapıyor. Biliyorsunuz 3 gün kaldı ayın 22'sinde. FED faiz kararı verecek arkadaşlar. Birincisi tabi e, tamamen bunu kesmek o kadar kolay olmayacaktır. Neden o kadar kolay olmayacaktır? Önceki günlerde de konuştuk. Çünkü bir anda bunu keserse durdurursa ya da farklı bankaların raporladığı üzere gerçekten bir azaltmaya giderse enflasyon verisinde bu sefer artmalar olduğu takdirde yine büyük problemler karşımıza gelmeye başlar. FED arttırmadığı faizi, zamanında arttırmadığı 25 bas puanlık faizi belki o anda 50 bas puan olarak döndürmek zorunda kalabilir. Bu da bankaların iflasına yeniden gidebilecek ani bir çakılmayı, ani bir sıkıntıyı meydana getirebilir. Bu bir dolayısıyla ne yapabilir? Şu anda beklenti üzere 25 bas puanlık yeniden bir faiz artışına gidilebilir arkadaşlar. Enflasyon verisi kuvvetle muhtemel zaten Nisan'da da büyük ölçüde geri çekilmeye devam edecektir. Son veriler de halihazırda hazırda bunu gösteriyor. Ardından e, zannediyorum bir parti daha 25 bas puan yapar. Devamında bu süreci kalıcı olarak bırakır ve faizleri tamamıyla durdurma yönünde harelik hareket ederler arkadaşlar diye düşünüyorum. Tabi bu parti 25 bas puan gelecektir. E bir sonraki parti için hala konuşmak hususunda erken. Zaten biliyorsunuz Elon Musk'ın yaptığı çağrı da gerçekleşirse uzun vadede hele ki Fed'in faizi durdurması zaten hele faizde azaltmaya gitmesi beklentisi uzun vadede Bitcoin ve kripto paraları resmen uçurur. Bakın resmen uçurur. Ama bunu düzgün bir şekilde yapması lazım. Enflasyondaki geri çekilme alınırken faizde durdurma ve azaltma sezonunu bizim izlememiz lazım ki beraberinde enflasyon artmasın ve sert bir şekilde geri dönmek zorunda kalmasın arkadaşlar FED. Bu da çok etkili bir durum olacaktır. Tabi ayın 22'sindeki FED'in faiz kararıyla da beraber BTC ve kripto paralarda yükseliş bekleniyor. 2 parti 25 büyük ihtimalle. Ee, enflasyon düzgün bir şekilde gerilemeye devam ederse bir iki parti duraklama dönemi ardından azaltma sürecine faiz azaltma sürecine geçiş yapılabilir diyebilirim. Tekrarlanma riski altında bu FED faiz arttırımları şimdiye kadarki en zarar verici olarak tarihe geçebilir. Ee, maalesef şu an öyle ilerliyor arkadaşlar. FDIC'in banka akınlarını durdurmak için sınırsız teminata geçmesi gerekiyor ve hazine gülünç derecede yüksek getirili bonoları çıkarmaya bırakmalı. Öyle ki düşük faiz oranlı bir banka tasarruf hesabında para bulundurmanın hiçbir anlamı yok. Bununla beraber yaptığı açıklamada ünlü isim FED çok yüksek gecikmeli verilerle çalışıyor. Faizin derhal indirilmesi gerekiyor sözlerinde bulundu. Dediğim gibi faiz zaten e, indirilecek arkadaşlar ama şu an tam anlamıyla bunun yeri ve sırası değil. Faiz yeri geldiği zaman, vakti geldiği zaman zaten indirilecek. Bütün bu süreç olurken ortalama faizin indirilmesine kadar hala ben bir e, 3-4 aylık bir süreç olduğunu, minimal 3, işte maksimum 5 aylık bir süreç olduğunu düşünüyorum faizde indirime gidilmesinin. Bekleyip göreceğiz. Bütün bu süreçler ilk iki parti beklenen 25 bas puan bile zaten piyasanın yukarı halle gidişatını destekleyecek bir durum olacaktır. Elon Musk da şu an bununla alakalı açıklamalar yapıyor. Dogecoin kurucusu Bill Marcus ve Elon Musk inverse Kramer göstergesine ilgi gösteriyor. Bir diğer yandan piyasanın popüler isimlerinden Tesla CEO'su ve Doge takipçisi Elon Musk bu kez Jim Cramer'ın piyasa tahminlerine ilişkin attığı tweetle sosyal medyada bir kez daha gündem yarattı. Genellikle yetersiz kalan Yatırım tavsiyeleriyle ön plana çıkan CNBC Mad Money programının sunucusu Kramer yaptığı son tahminlerde yatırımcılara bir piyasa rallisi sırasında kalan kripto paralarını satmalarını tavsiye etmişti. Bununla beraber piyasa toparlanmaya devam etti ve BTC 9 aydan sonra yeni bir zirveye ulaştı. Ya tabii Kramer bunları bilinçli halde yapıyor arkadaşlar. Hani adam son zamanlarda özellikle böyle çok kafası karışık böyle kafası kopmuş tavuk gibi böyle sağa sola gidiyor bir yükselecek diyor bir düşecek diyor yani gerçekten kendisi de ne anlattığını bilmiyor. Geçmişte büyük bir bitcoin ve altcoin düşmanıydı. Son zamanlarda biraz enteresan böyle dediğim gibi sürekli serseri kurşunlar atıyor sağa sola bir e, bitcoin ile alakalı bir iyi konuşuyor bir kötü konuşuyor bir bir şey söylüyor e, kendisi de yani Elon Musk da bununla dalga geçiyor sürekli düşecek diyor işte bitcoin yükseliyor falan tarzında. Kramer piyasanın toparlanmasıyla beraber birçok yatırımcının tepkisini çekmişti normal. Hatta bunun üzerine topluluklar tarafından Twitter'da dalga konusu olan Kramer'ın yaptığı tahminlerin tam tersini paylaşan bir Twitter hesabı olan Inverse Kramer Tracker ve bir web sitesi dahi açıldı. Ya başta diyor ya Inverse Kramer'a şey yapıyor diye. Onunla alakalı arkadaşlar işte bir tane adamlar hesap açıyor hatta bir fon oluşturuluyor. Bu oluşturulan fon şunun üzerine bir şirket fon oluşturuyor diyor ki biz bu fonu e, Jim Cramer ne derse onun tersine yatıracağız. Mesela Jim Cramer piyasa düşecek mi dedi. Bu fon üzerinden Bitcoin'e alım yapacağız e, üzere açıldı diyor arkadaşlar. İşte Elon Musk'ın da onlar üzerinden hareket ettiği e, söyleniyor. Öte yandan bu yeni göstergeye birçok yatırımcı Twitter üzerinden ilgisini aktardı. Kramer'ın kötü yatırım tavsiyesi verme geçmişi göz önüne alındığında yatırımcıların kendilerini onun tahminlerinden korunmanın bir yolunu araştırmalarına şaşmamalı. Tepkiler üzerine Bill Markus ve Twitter CEO'su Elon Musk paylaştıkları tweet üzerinden Kramer'ı alay konusu yaptılar. Ünlü isimlerin inverse Kramer gö e göstergesine yönelik verdiği desteğin piyasada benzer bir etki oluşturup oluşturmayacağı henüz bilinmiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.